Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Bugün hazırlayacağım menü, fırında beşamel soslu patates oturtması yapacağım. Yanına da sebzeli şehriye çorbası ve salata hazırlayacağım. İlk önce patatesleri yıkadım. Şöyle çok kalın olmadan yuvarlak şekilde doğradım. 4 tane orta boy patates. Bugün yine 4 ile 6 kişilik hazırlıyorum menüyü. Patateslerimi kızartayım. Kıyma harcımı hazırlayayım. Beşamel sosumu da hazırladıktan sonra hepsini buluşturacağım. İlk önce ocağın başına geçip kıymalı harcımı hazırlayayım. Patatesleri hafif kızartacağım. Ondan sonra tavadaki yağı boşaltıp kıyma harcımı hazırlayacağım. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Ocağın altını yakıyorum. İçerisine ortalama 1 su bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra altını yüksek ayara açıyorum. Yüksek ayarda hafif patateslerin sadece ön arkalı bir şekilde çok pişmesini sağlamadan kızartacağım. Fırına da gireceği için çok kızartmanıza gerek yok. Hafif rengi değişeni hemen çeviriyorum. Bütün patatesleri aynı işlemle kızartacağım. Kızaranları hiç havlu kağıt serdiğim tabağın üzerine alıyorum. Yağı boşalttım. Aynı tavayla kıyma harcımı da hazırlayacağım. Tekrar ocağın altını yakıyorum. 200 gram kıymayı yağımın içine alıyorum. Birazcık yağ bıraktım içine. Hafif kıymayı orta ateşte kavuracağım. Kıymayı iyice kavurdum. Artık içerisine 2 adet orta boy kuru soğanla yemeklik olacak şekilde doğradım. Soğanları güzelce bir süre kavuruyorum. Benim evde yeşil biber kalmamış ama eğer evde varsa 2 adet orta boy yeşil biber doğrayabilirsiniz. Şimdi soğanla kıymayı bir süre kavuracağım. Soğanlar böyle içerisinde yok olsun, yok olana kadar. Yeterince kavruldu artık. Yemek kaşığını çok doldurmadan domates salçası, bir miktar toz biber, bir miktar pul biber, birazcık da karabiber ilave ediyorum. Kaşığın arkasından ezerek salçayı yayıyorum. Bir miktar da tuz ilave ediyorum. Artık kıyma harcım hazır. Onu da kenara alayım ve beşamel sosunu hazırlayayım. Uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Altını tekrar yakıyorum. Bir yemek kaşığını çok doldurmadan tereyağı. Hemen hemen 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Yağ eridikten sonra bir yemek kaşığı tepeleme dolusu un. Hafif unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un yeterince kavrulduktan sonra 2 bardak süt ilave ediyorum. Koyu bir kıvam alana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, çay kaşığının ucuyla da karabiber ilave edip ocağın altını kapatıyorum. Tüm malzemeleri hazırladım. Şöyle fırına dayanıklı bir porselen kapta hazırlayacağım. Hemen öncelikle bir sıra altına patates dizeceğim. Patatesi kızartmadan da direkt dizebilirsiniz. Fakat piştikten sonra böyle çok dağılabiliyor. Ama böyle kızartırsanız çok fazlasıyla dağılmıyor ve daha lezzetli oluyor. Ayrıyeten başka yağ kullanmayacağımız için çok fazlasıyla yağlı olmuyor.
sıra patatesi dizdikten sonra tekrar ara katına kıymayı döküyorum. Hepsini dökeceğim. Üstüne patatesleri kapatıyorum artık. Beşamel sosunu şöyle bir son kez karıştırayım. Çok aşırı derecede katı hazırlamayın. Bu kıvam gayet iyi. Eğer katı olursa birazcık süt dökebilirsiniz. Üzerine eşit bir şekilde döküyorum. Beşamel sosunu döktükten sonra üzerine kaşar rendesi ilave ediyorum. Kaşarları ben rendelemedim. Böyle küçük küçük doğranmış vardı. Onları ilave ediyorum ama sizler rendeleyebilirsiniz. Daha iyi olacaktır. Bir kase kadar yeterli. Üzerine serpiyorum. Kıyma, patates yeterince piştiği için ayrıyetten pişirmeyeceğim. Sadece üzeri kızarana kadar pişmesi yeterli. Bu sürede nereden baksanız 20 dakika sürüyor. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çorbayı yapmak için uzun bir tencereye yumurta alıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir adet ufaklarından havuç, bir adet ufaklarından kabağı rendeledim. Rendenin orta yeriyle rendeleyebilirsiniz. Çok aşırı derecede küçük küçük de yapmanıza gerek yok. Bir tane miniklerinden de patatesi rendeledim. Biraz karardı. Süzgeçte yıkadım. Yemeği yaptığım için patatesi çok kullanmadım. Ama eğer ki patates yapmayacaksınız yani bir tane orta boy kullanabilirsiniz. Ben sadece küçük bir tane kullandım. Şimdi bir süre sebzeleri kavuracağım kısık ateşte. İyice kavurdum. Gördüğünüz gibi sebzeler küçüldü. Şimdi üzerine yeterince su ilave ediyorum. Kapatacağım. Altını orta ateşe getiriyorum. Bu burada kaynasın. Bir 10 dakikada kaynadıktan sonra 10 dakikada pişecektir zaten. Çünkü bayağı bir sebzeleri kavurdum. Bu burada pişerken hemen yoğurtlu sosunu hazırlayayım. Yoğurtlu sosunu hazırlamak için bir kase yoğurt kullanabilirsiniz. Ben artık ev yoğurdumun dibi kaldığı için birazcık böyle sulu. Sizler bir kase dolusu kullanabilirsiniz. Tepeleme olacak şekilde bir yemek kaşığı dolusu un. Bir adet yumurtanın sarısı. Tüm bu malzemeleri iyice çırpıyorum. Çorbanın suyundan iki kepçe alıp içerisine ilave edeceğim. Karıştırıyorum. Bunu yapmamın sebebi yoğurdun kesik kesik olmaması için alıştırmış oluyorum. Tamamdır. Artık çorba 10 dakikadır kaynıyordu. Yeterli. İçerisine katacağım. Bu esnada altını yüksek ayara açın ve sürekli karıştırarak kaynamasını sağlayın. Çorba kaynamaya başladı. Kıvamı da gayet güzel oldu. İsterseniz çorbanızı bu şekilde bırakabilirsiniz ama maalesef bizim çocuklar içerisinde sebze olduğunu gördüğü için yemiyorlar. Ben şimdi bunu blenderdan geçireceğim ama sizler eğer yiyorsanız kesinlikle bu şekilde bırakın. Çok güzel oluyor görüntü olarak da. Yeterli. İçerisinde hiçbir şekilde sebze olduğu belli bile olmuyor gördüğünüz gibi.
Şimdi artık üzerine nane ile tereyağı eriteceğim. Bu burada biraz daha kaynasın. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum tavanın içerisine. Bir yemek kaşığı kadar da nane. Tamamdır. Artık altını kapatıyorum. Çorbanın içine katıyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. Artık ocağın altını kapatıyorum. Çorbam da hazır. Yemeğim de fırında pişti. Ben arada salatamı da hazırladım. Artık yemeklerimi son haline geçebilirim. Yemeklerimin hepsi hazır. Fırından yemeğimi de çıkardım. Çok da güzel kızarmış. Ben birazcık salata yaptım. Çorbamı da daha küçük bir kabın içerisine aldım. Hemen şimdi yemeklerimi tabaktaki son haline geçebilirim. İlk önce çorbayı servis edeceğim. Tencere biraz büyük geldiği için daha küçük bir tencereyi aldım. Yakından kıvamını da göstereyim. Ana yemeği de kesip servis edeceğim. Gayet güzel bir yemek oldu. Ara katlarını da göstereyim. Patatesi falan da gayet güzel pişmiş. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.